Taha Akyol, usta gazeteci yazar, telefon dolandırıcılarının FETÖ tuzağına. O da düştü. Banka hesabındaki 320 bin lirayı bakın nasıl kaptırdı. Bankadan çektiriyorlar. FETÖ'ye gitmesin bu para, kurtarıyoruz. Çekip bize ver, biz güvenli hesaba yatıracağız diye ikna ediyorlar, alıyorlar. Usta gazeteci, yazar, fikir adamı Taha Akyol, sahte polislerin yalanına o da kandı. Telefon dolandırıcılarına tam 320 bin lira kaptırdı. Ben savcıyla görüşmek istiyorum deyince bir tereddüt hissettim, şüphe uyandı. Çok profesyonel de alıyorlar. Olay önceki gün Şişli'de yaşandı. Dolandırıcıların hedefinde bu kez gazeteci yazar Taha Akyol vardı. Taha Akyol evdeyken telefonu çaldı. Arkada telsiz sesiyle telefondaki kişiler kendini polis ve savcı olarak tanıttı. Daha sonra ona FETÖ terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini ve parayı çekip kendilerine vermelerini, daha sonra kendisine iade edeceklerini söyledi. Yani bunlar örgütlü ve son derece profesyonel. İşte bir FETÖ soruşturması yaptıklarını, FETÖ'nün sahte telefon numaralarıyla internet bankacılığına girip soygun yaptığını, bizim de numaramızı tespit ettiğini, bizi de soymuş olabileceğini, şu banka hesaplarına girip bir bakalım ifadesi. Taha Akyol önce inanmadı ama dolandırıcılar detaylı bilgi paylaşınca kafası karıştı. Ben bir işlem yapmadım, onların istediği işlemleri yapmadım. Taha Akyol 46 bin dolar kaptırdığını, parayı da dolandırıcılara oğlunun teslim ettiğini söyledi. Parayı işte bunu FETÖ'nün hesabından kurtaracağız. FETÖ buna el koydu. Sen çekip bize ver, biz Merkez Bankası'nın güvenli hesabı var diyerek oğlundan almışlar. 320 bin lira dolandırıcıların hesabına geçti. Akgöl hemen gitti ve şikayetçi oldu. Yapılan çalışma sonucu yan kesicilik ve dolandırıcılık masası ekipleri 3 sahtekarı yakaladı. Taha Akyol oğlu ve bir kadınla birlikte asayiş şubeye geldi. Şüphelileri teşhis etti. 3 kişinin yakalandığını söylediler bize. O konuda bir bilgim yok. Şimdi teşhis ve şikayetçi olarak ifade vereceğiz. 3 sahtekar yarın adliyeye sevk edilecek.